Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 24-30 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet haftanın ilk günlerinde Ay Koç burcunda ve kapanan fazda. Geçtiğimiz ay zor bir aydı sizin için. Genel anlamda zor bir aydı istisnalar dışında. Çünkü gezegeniniz Venüs'ün retro olması, Koç ve terazi burçlarında oluşan stresli yeni ay ve dolunay döngüleri, gerçekten hayatınızda biraz belki yorucu koşullar ortaya çıkarmış olabilir. Haftanın başında artık bunları bir toparlama, bir kapatma zamanı, biraz içe dönmekte fayda var bugünlerde. Veya hani uğraştığınız, tamamlamaya çalıştığınız bazı işleri de tamamlamak için değerlendirebilirsiniz bugünleri. Hafta ortasından itibaren artık koşullar değişiyor. Çünkü Boğa Burcu'nda yeni bir ay doğacak. 26 Nisan'da Boğa Burcu yeni ay ile beraber yeni enerjiler gündeme geliyor. Gezegeniniz Venüs zaten ileri harekette ve bu hafta sonlarına kadar Balık Burcu'nda olacak. Ayın 28'inden itibaren de tekrar Koç Burcu'na geçecek. Venüs Şubat ayında da Koç Burcu'nda ilerlemişti. Şimdi tekrar aynı bölgeden geçecek. Bu yıl ileri geri hareketleri olduğu için uzun süre özellikle sizin 7. ev aksınızı bir şekilde etkiledi. Bu da ilişkilerinize vurgu yapıyor tabii ki. İlişkilerle ilgili sorunlar, yenilikler, gözden geçirmeler, zaman zaman oluşan karmaşalar, kararsızlıklar. Evet, bu Venüs'ün geçişleriyle bu yıl sizi biraz zorladı. Ancak şimdi Venüs hem ileri hareketli ve hem ikinci kez ilişki evinizden geçeceği için koşullar çok daha rahat görünüyor. Artık daha net bir şekilde hareket edebilirsiniz ve Venüs'ten de burada özellikle belki yeni tanışmalar olabilir, sosyal konular olabilir, evlilik gibi, işbirliği gibi imkanlar olabilir. İşte bu anlamda daha fazla destek alacaksınız. Merkür de 3 Mayıs'tan itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren ileri harekete döneceği için koşullar biraz daha genel anlamda rahatlayacak. Boğa Burcu yeni ayı sevgili teraziler sizi finans alanında destekleyecek. Özellikle başkalarından gelecek kaynaklar olabilir bunlar. Bazılarınızın mesela eşinin kazançlarında bir artış olabilir. Ya da eşinizden gelecek, yakın arkadaştan gelebilecek bazı destekler, paralar olabilir. Bir kredi almak olabilir. Bir prim olabilir. Prim ödemesi olabilir. İkramiye gibi bir konu olabilir. Veya sigorta, vergi, miras gibi, nafaka gibi bazı işler varsa onlarla da ilgili tabii ki bu yeni ay, yeni koşullar, değişimler gündeme getirebilir. Ama genel anlamda Mayıs ortalarına kadar sevgili teraziler bu yeni ay size para konularına, maddi konulara vurgu yapıyor olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.